Ceyhan ailesi Başkan Akdoğan'ı ağırladı. Nizip Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Hacı Feyzi Akdoğan, Nizip'te Belkıs Mahallesi'nde ikamet eden Ceyhan ailesini ziyaret etti. Ceyhan ailesinin evine konuk olan Nizip Belediye Başkanı Hacı Feyzi Akdoğan ve beraberindekiler aile fertleri adına Faruk Ceyhan tarafından karşılandı. Yoğun bir kalabalıkla birlikte eve geçen Başkan Akdoğan, Nizip'in sevilen bir ailesinin evinde bulunmaktan şeref duyuyorum. Bugün hem mahalle sakinlerine hem Ceyhan ailesine bu sıcak karşılamalarından dolayı çok teşekkür ederim dedi. Sıcak ve samimi ortamda soru cevap şeklinde geçen sohbette bir konuşma yapan Nizip Belediye Başkanı Hacı Feyzi Akdoğan, Belkıs Mahallesi hakkında yapacakları projeleri anlattı. Ceyhan ailesi adına konuşan Faruk Ceyhan ise gerek AK Parti'ye gerekse Nizip Belediye Başkanı Hacı Feyzi Akdoğan'a destek vereceklerini belirterek yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Başkan Akdoğan daha sonra bir takım ziyaretler yapmak üzere Ceyhan ailesinin evinden ayrıldı. Allah razı olsun. Valla biz de Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Ya şu anda bizim bütün mücadelemiz Tayyip Erdoğan'ın üzerine oynanan oyunları boşa çıkartmak için gayret ediyoruz. Şu anda amaçlar Tayyip Erdoğan'ı yemek. Biz de Allah'ın izniyle millet olarak yedirmeyeceğiz. Şimdi Menderes rahmetliye iftira attılar. 12 uçak dolusu altından kaçarken yakalandı. Gazetelerin manşeti bu. Türkiye'nin toplamını toplasa 12 uçak dolusu altın olmaz. Özal rüşvet noktasında haddi aştı dediler. Halbuki Özal Türkiye'ye çağ uzattı. Daha da onun handikapı çözüm sürecini o zaman başlatmış bitirecekti. Görev verdi Eşref Bitlisi, Adnan Kahveci, 7 alay komutanı ve kendisini hepsi imha ettiler. Bu insanlar Türkiye'de barış süreci olsun istemiyor. İstiyorlar ki devamlı Türkiye'de kardeşler birbirini öldürsün. Bir gün sağ sol olsun. Bir gün Alev Sünni olsun. Bir gün Hizbullah PKK olsun. Bir gün PKK ile devlet olsun. İleride bütün bunların bütün amacı, bütün amaçları, gayretleri laik, anti-laik, Kürt ve Türk çatışmasını yaratmak. Bütün gayretleri, çalışmaları bu. Yani Türkiye'yi Suriye yapmak. Uluslararası güçler, onların da taşeronları var. Rahmetli Erbakan Hoca, Refah Yol döneminde Türkiye çağ atladı. Yani Adnan Menderes'ten sonra Özal döneminden sonra Menderes dönemi çok şey, Erbakan Hoca dönemi çok güzeldi. 2013 yılı Mayıs ayı Türkiye çok güzel bir noktaya geldi. IMF'ye borcumuz bitti. Kasada 136 milyar dolar para oldu. Borsa 9.000'den çıktı 93.000'e. Faiz %63'ten düştü 4.6'ya. Dolar 10 seneden beri, 12 yıldan beri bir 740 artmıyor. Şimdi borsa 9.000'den 93.000'e çıktı. Şu anda 63.000. 1.740'dan şu anda 2.240 dolar. Faizler %63'tü. 4.6'ya düştü. Şu anda 11'e çıktı. 12'ye çıktı. Bunların amacı enflasyon %33-35'ti. 7'ye düştü. Bunların amacı Türkiye'de enflasyon yükselsin. Dolar yükselsin. Faiz yükselsin. Borsa dibe vursun. Turist endişe var diye gelmez. İşçinin memurun maaşı ödenir mi ödenmez mi diye biz konuşurken IMF'nin kapılarında böyle el pençe divan durup da borç isterken onların borçlara gidiyordu. Şu anda IMF'ye Türkiye diyor ben istersen sana 5 milyar dolar ben vereyim diyor. Şimdi bakıyorlar her şey yolunda gidiyor. Türkiye'yi biz böyle bırakırsak Türkiye İslam ülkelerini toplar. Müslüman ülkelerin lideri olur. Bize rahat vermez diye düğmeye bastılar. Onun umudu Allah'tı. Bizim de umudumuz Allah. Allah diyen inşallah Cenab-ı Allah'tan mahrum bırakmaz. Bizim başbakan nasıl inanmışsa biz de ona inanmışız. Evet.
Şimdi bakın, statüm kaldırılacak, yerine cami yapılacak. Toprak mahsullerinin yerine 42 bin metrekare, 7 bin metrekare belediye hizmet binası, kültür merkezi, nikah salonu, konferans salonu yapılacak, diğeri park yapılacak. Yeşil alan ve işte ağaçlar muhafaza edilecek orada. Bizim çayın ıslahı yapılacak. Harikalar Diyarı yapılacak bu Seyir Tepesi'nin oraya. Sebze ağacı kaldırılacak, yerine meydan yapılacak.